Evet, bir konutta birlikteyiz sizlerle sevgili seyirciler. Bugün konuğumuz aslında herkesin tanıdığı, bildiği birisi. Çünkü çoğu zaman o vatandaşın ücretsiz danışmanıdır. Kimisi dert anasıdır, kimisi de dert babasıdır. Muhtarlarımızdan konuşacağız. Fakat konuşurken bildiğimiz yanlarının da dışına çıkacağız muhtarlarımızın. Konuğumuz Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Gülcü. Mahmut Gülcü sadece bulunduğu mahallenin muhtarı olmanın yanında Türkiye'de de muhtarları temsil ediyor. Nasıl ki muhtarlar vatandaşları temsil ediyorsa Mahmut Gülcü de muhtarları ve vatandaşlarını temsil etmek üzere Türkiye'de en büyük kurumlarında, muhtarlarla ilgili en önemli ve en büyük kurumda yer edinmiş ve orada da Hatay'ın gururu bir anlamda. Hoş geldiniz diyorum Sayın Gülcü. Hoş bulduk Sayın Önen. Evet, ben önce şey sormak istiyorum. Neden muhtar oldunuz? Neden muhtar olduk? Evveliyatına baktığım zaman hiçbir zaman böyle bir düşüncemiz olmadı. Yani muhtarlık makamı her zaman için bizim için böyle yüksek bir makamdı. Hani mahallenin seçilmişi, mahallenin sevilen insanı. Günün birinde şu anki benden önceki görev yapan muhtarımız Şaban amcamız sağ olsun dedi ki ya ben dedi muhtarlığı bırakacağım. Bu işte sana devretmeyi düşünüyorum dedi. Tabii ki öyle bir düşüncemiz olmadığında ifade ettik. Dedi ki yok dedi benim gönlüm senin yanına olmaktan yana, senin olmanın yanadır. Sağ olsun böyle yola çıktık. Sağ olsun mahalle sakinlerimiz de o zamanlar 2009 yılında bizleri bu göreve layık görüp bizleri bu şekilde onurlandıran tüm mahalle zenginler mahallesi sakinlerine teşekkürleri bir borç bilirim. Bir anlamda senin şey gibi olmuş, görev bayrak devir teslimi gibi olmuş, Tabii ya işte mahallemizin dediğiniz gibi mahallemizin inanın bana üst düzey hani böyle insan sevgisi olmasına münasebet. Mahallemizde daha önce de hep anlatmıştım. İki tane kilisemiz, iki tane camimiz, Musevi ailemiz, Alevisi, Sunnisi, Türkü, Kürdü. İnan çok böyle örnek bir mahalledir. Antakya'da Cumhuriyet tarihinden sonraki ilk kurulan mahallesidir. Zenginler Mahallesi, zenginler mahalleli olmak bir ayrıcalıktır diyelim. Şimdi konu farklı bir noktaya geldi. Aklıma farklı bir şey geldi. Şimdi Zenginler Mahallesi'nin muhtarısın ama konu esasında onunla ilgili değil. Muhtarlar için de para kazanan bir kurum olarak evet, bahsediler. Evet. Böyle para kazanıyor gibi görürler. Muhtarlar öyle mi? Yani para mı kazanıyorsunuz? Oturduğumuz yerde para kazanan bir şeyiniz mi var, kurumunuz mu var? İnanın öncesinde biz de hani bu şekilde bilirdik. Ama işin olayın içerisine girdiğimiz zaman baktık ki tamamen olaylar farklı. Ben 2009 yılında muhtar olarak seçildiğimizde 340 lira mıydı, 350 lira mıydı ne? Öyle bir maaş alıyorduk. Sağlık güvencesi de olmayan bir hizmet veren bir kurumdu. Daha sonrasında dediğimiz gibi kısa bir süre sonra işte hem ildeki derneğimizin oluşması, konfederasyonumuzun oluşmasıyla burada büyük bir aile olduğumuzu kanıtlamış olduk. Hem siyasilere hem toplumumuzdaki insanlara. Tabii ki buna istinaden de muhtarlık camiasının dikkat edilmesi anlamında güzel şeylere imza attığını inanmaktayım. Yani tüm muhtarlarımızın 2014 yılının son meclis toplantısında hani apar topar böyle muhtarlarımızın işte maaşlarında düzeltilme adı altında torba yasasına dahil edilmişti. O zaman 440 lira gibi bir maaş alıyordu. 781 lira olmuştu. Bu 2016 seçimlerinde de hem hükümetin işte muhtarlarımıza vermiş olduğu vaatlerden bir tanesi işte asgari ücret. Bu ay normalde Şubat ayı itibariyle muhtarlarımızın maaşı 1 milyar 310 lira olarak belirlenmişti. Bu ay muhtarlarımız 1 milyar olarak maaşını çekti. Buradan da hem duyurmuş olalım. 15 Mart itibariyle Allah kısmet ederse resmi gazetede geç yayınlandığından dolayı bu ay maaşlar bu şekilde yattı. 15 Mart itibariyle de 1 milyar 310 lira olarak kısmetse muhtarlarımız maaşını çekecektir. Tabii ki sağlık güvenceleri yine kendileri tarafından karşılanmakta. Hani bu evet, bir şekilde. Evet ona gireceğim ben. Çünkü evet. Şimdi 1 milyar 300
bin maaş alıyorsun. Şimdi ben onun bir hesabını yapacağım biraz önce. Nerelere gidecek diye baktığımız zaman ne kalacak? Ama işin esasında enteresan bir boyutu var. Ben biraz o konuda da araştırma yaptım. Daha önceki şeyler, elimdeki veriler de vardı. Şimdi yasada şöyle bir şey geçer. Şimdi en son yasayla ilgili değişikliği sen de biraz önce bahsettin. Resmi gazetede yayınlanacak. Demek evet. ki değişiklik o zaman çıkacak. Fakat mesela siz daha önce, bu yasa çıkmadan önce, önceki dönemde 900 lira maaş alıyordunuz. Evet. 960 lira maaş alıyordunuz. Ama yasada şöyle bir şey yazar. Asgari ücret o zaman 1000.02 gibi bir şeydi. Net. Yasada diyor ki 1000 liranın aşağısında işçi çalıştırmak suçtur. Evet. Ve siz 1000 liranın altında çalışıyordunuz. İşçi maalesef dahi çalıştırılamaz diyordu. Bir anlamda siz o dönemde, hala da belki şu anda öyle yasaya göre baktığımız zaman, kaçak işçi statüsündesiniz yani, kesinlikle, öyle mi? Kesinlikle Sayın Önen, yani çok doğru bir konuya temas ettiniz. Hani işin o boyutuna baktığımız zaman evet, yani hani devletin kaçak işçisiydik, yani her zaman da bunu savunmaktayız, savunuyoruz da. Sizin gibi değerli dostlarımızın da inanın bu şekilde hani bu olayı irdelemiş olması bizi de mutlu etmekte. Demek ki yavaş yavaş muhtarlarımız için hedeflerimize adım adım ilerlediğimizi görmekteyiz. Bugünkü şartlarımıza baktığımız zaman muhtarımız alacak olduğu hani toplumda şey konuşulmakta. İşte bu dönemki işte muhtarlık seçimlerinde adaylarda patlama olacak. Yani göründüğü gibi değil. Yani değil. Bugün adamcağız kendisi zaten muhtarımız gelen giden işçisini mi karşılayacak, ağırlayacak mı? Yani muhtarımız şeydir, söyleme sahip olması misafirperdir. Zaten kendi adıyla seçilmiş olan, kendi iradesiyle, kendi hür iradesiyle koşup koşturup, tabii ki çok kıymetli ihtiyar heyetiyle beraber, o çalışması sonucu, koşturması sonucu, Rabbim kısmet diyor zaten, o güzel görev mesela getiriliyor. Onun dışına baktığımız zaman inanın masrafları çok fazladır. Hani böyle dışarıdan göründüğü gibi değildir. İçerisine giren bilir. Bunun tamamen bir maddi getirisi olmaksızın tamamen manevi hazıyla yapılan bir iştir. Sayın biliyorum, Hocam. Biliyorum. Yani birçok böyle muhtarla sohbetim olduğu için de biliyorum. Bir nevi gönüllü. Orada çalışanların da çoğu aynı şekilde gönüllü gidiyor. Tabii ki. Yani hadi diyelim eskiden bir şey evrak mevrak falan olduğu zaman böyle şeyi vardı. Ne kadar ücret falan derdi. Şimdi o da yok. Maalesef. Yani ücret ve vermiyorsun, vermeye kalktığın zaman da olmaz deniliyor. Yani aynen. Hayır, ücreti yok bunun. Şimdi deniliyor. Bazen karşılaşıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız bir şekilde işte numaramıza ulaşıyor. Ya diyor ki işte ben filanca mahalle muhtarı benimle işte ikametgah sonucu veya işte nüfus istek formu karşılığında işte benden ücret talep etti. İşte nereye şikayet edebilirim? Sizin bilginiz olsun. Ha biz de bunu normal bir şekilde anlatıyoruz. Diyoruz ki muhtarımızın o hani ücreti talep etme hakkı yasal olarak var. Ama günümüz şartlarında yani Hatay genelinde çok az kısımdaki mahalle muhtarlarımız bunu talep etmekte. Çok büyük çoğunluğu da ücretsiz karşılıyor. Evet işte onu yapıyorlar. Ya yani bir nevi gönüllü hizmet yapılıyor bunda. Şimdi maaşa geldiğimizde yine konu dağılmadı, ona gelmek istiyorum. Çünkü gerçekten hesaba, bilançoya baktığımızda öyle. Evet. Elektrik parasını kim ödüyor şeyin? Muhtarımız. Muhtarlığın muhtar ödüyor. Peki işte zorunlu olarak siz online işlem yapıyorsunuz. Tabii ki şey, internetleri. İnternetiniz var. Kırtasiye giderleri. Kırtasiyeler var. Bunların hepsini muhtar ödüyor. Evet, muhtarımız karşılamakta. Bütün masraflar tamamen muhtar ödüyor. Evet. Ve 1300 lira. Şimdi bir ev düşünün. Tamam mı? Ev gibi düşünsek bile onu. Aldığınız para siz ne harcayacaksınız? Yani ne kendinize ne kalıyor bu durumda? Hani az önce de bahsettiğim şimdi ben gibi. Böyle açmadan seyircilerimiz de anlamıştır. Şimdi internete düşünse, elektriğe düşünse, suyu düşünse gitti para. Tabii ki. Yani artı hani inanın bunlar hiç önemli değil. Yani mahallemize veya köylerimize, hadi mahallelerimize çok böyle iş yaptırma durumu olmuyor. Hani genelde birçok işlerin yapılmış sonucu işte altyapısıdır, üst yapısıdır, elektriğidir vesaire. Ama genel anlamda kırsal kesimlere baktığımız zaman hani orada sürekli yani hizmetsiz kalan birçok köyümüz var. Oraya hizmet getirmek adı altında muhtarımızın işte yapmış olduğu müracaatlerde sürekli oraya giden, emek sarf eden
işçi kardeşlerimizi muhtarımız ağırlıyor. Söyleme sahibi olan yemesi de, içmesi de vesairesi de. Bunları muhtarımız zaten ağırlıyor. Yani ona baktığınız zaman maaşının bir kat fazlasını muhtarımız harcamış oluyor. Harcıyor zaten, evet. Ha, demektir ki bu gönülle yapılan bir şeydir. O yüzden dolayı yani inanın ben özellikle bu camiada bu kutsal görev yapmaktan son derece şeref duyduğumu ifade etmek isterim. Yerel yöneticilerden destek geliyor mu size? Yerel yöneticilerden dediğinizde şu şekilde ifade edeyim. Yakın bir zamanda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş, ben yaklaşık 7 yıldır beraberiz. Çok sevdiğimiz bir insan, gönül adamı diyelim. Siz zaten Sayın Başkan şey olarak görüyor, çözüm ortağımız olarak görüyor. İşte ona geleceğim. Sağ olsun Sayın Başkanımıza muhtarlarımız için, Hatay'daki muhtarlarımızın tamamı için bilgisayar talep etmiştik. Sağ olsun o da şu şekilde ifade etmişti bir yemekli toplantımızda. Dedi, vermek büyüklükle olur dedi. İşte muhtarlarımız istiyorsa biz dedi muhtarlarımızın dedi talebini dedi ikiletmeyiz dedi. Verdik dedi, gitti dedi, sağ olsun dedi. Şu anda Hatay'ımızın tamamında malumunuz bildiğiniz gibi 15 tane ilçemiz var. Evet. 15 ilçemizin 12 tanesine, 12 ilçemizdeki muhtarlarımıza bilgisayarlar takdim edildi yazıcılarıyla beraber. İskenderun, Antakya ve Defne ilçesindeki muhtarlarımız kaldı. Allah kısmet ederse Sayın Başkanımızla birkaç gün önceki yaptığım görüşmede muhtemelen haftaya inşallah dağıtacağımızı söyleyeyim. Çünkü muhtarlarımız sürekli sorup durmaktaydı. Allah kısmet ederse inşallah haftaya bilgisayarlarımıza dağıtacağız inşallah. Artı bir nokta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bilgisayarları dağıtırken internete muhtarlıklarımızı internet ve işte telefon giderleri için de talepte bulunmuştuk. Onu da karışacağını söylemişti. Muhtemelen yakın bir zamanda da onu gerçekleştirecektir Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Abilik görevini bir anlamda yerine getirecek. Sağ olsun. Yani en azından şey bir bilgisayarın alımı bile sizde 3 maaşınız. Öyle baktığınız maalesef zaman yani. 3 maaş. Düşün yani 12 ayda 9 maaş kalıyor. Bu çayı, şekeri bilmem ne, elektriği, suyu falan baktığımız zaman. Şeyde da, internet ve telefon vesaire tabii kattığımız zaman hani gerçekten yüksek miktara geliyor. Kendi hayatımızdan baktığımız zaman da yüksek miktara geliyor. Maalesef, elektriği, suyu maalesef. İşin de farklı bir boyutu şöyle Sayın Önen. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, biz bunu talep etmemiştik. Yine tahminime göre bir 4-5 ay önceydi. Sağ olsun çağırmıştı. Muhtarlarımız için, biz onu basına da paylaşmıştık. Basın açıklaması yapmıştık. Muhtarlarımız için çok güzel böyle bir muhtarlık hizmet ofisi projesi de tamamlanmış. En son görüştüğümüzde de bu yılki muhtarlarımıza bir yaklaşık bir 200 tane onlarla yapılacak. 42 metrekarelik betonarme, iki odalı küçük böyle bir mutfağı var, ufak bir balkon terası var. Muhtarlarımızın mahalle sakinlerine, vatandaşlarına daha rahat, daha güzel hizmet edebilmesi adı altında böyle bir proje de var. Bu yılda bahsettiğim gibi 200 tane muhtarımıza bu şekilde muhtarlık hizmet ofisi yapılacaktı Büyükşehir Belediye'miz tarafından. Mahallenin zenginliğiyle yani görsel zenginliği ve insansal zenginliğine eş olarak bir de modern bir binaya kavuşmuş olacaksınız. Kesinlikle. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu anlamdaki yani bunun gibi destekleri. Sağ olsun her zaman yanımızda. Biz teşekkür ediyoruz kendisine sizlerin aracılığıyla. Teşekkür ederiz. Biz de kendisi zaten izliyor ve biliyor. Çünkü en son yaptığımız röportajda da sizi çözüm ortağı olarak görüyorlardı. Çünkü ben daha önceki yıllarından da biliyorum. Ulusal televizyonda çalıştığım dönemde de Yurt Haberler Şefliği yaptığım zamanlarda yerel yöneticilerden çoğunlukla muhtarlar şikayetçi olurdu. Fakat burada tam tersi, görüyoruz. Sağ olsun başkanımız. Peki şey diyeceğim, siz tüzel kişiliği olmayan yetkili yetkisiz görebilirsiniz değil mi? Yani? Maalesef. Peki tüzel kişilik üzerine, onu alabilmek üzerine talepleriniz oldu mu? Taleplerimiz tabii ki yakın bir zamanda, yaklaşık 1,5 ay önce Konfederasyon, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanımız ve Federasyon Başkanlarıyla beraber Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Bey'i ziyaret etmiştik. Sayın Genel Başkanımız muhtarlarımızla alakalı bu tip yeni bir dosya takdim etti. Bizlerin de onayıyla. Tabii ki o dosyadaki bahsettiğiniz gibi hem şu anki merkez muhtarlarımızın Hatay'da zaten şu anda köy muhtarımız kalmadı. Tamamı mahalleye dönüştürüldüğü için
merkez mahalle muhtarlarımızın maalesef ki tüzel kişiliğinin olmaması neticesinde hiçbir hak talep edebilme adı altında bir elimizde yetkimizin olmaması manidardır demek düşüyor. Evet, yani ben bu arada bir hatırlatma da yapayım sevgili seyirciler. Cuma günü Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı da konuğumuz olacak. Kendisi burada bir etkinliğe katılacak. Etkinliğin ne olduğunu programın sonunda sizlere aktaracağım. Daha geniş kendisiyle de bu muhtarların özlük haklarını konuşuruz ama Sayın Gülcü'yü de yakalamışken onu da sormadan edemiyorum. Çünkü yetkili yetkisizlik sizin iş maalesef yapmanızda engel olmuyor. Tabii ki engel olmuyor. Yani dediğimiz gibi hani biz baktığımız zaman 657'ye tabiiz. Birçok muhtarımızda yargılanan muhtarlarımız var. Yapmış olduğu resmi işlemlerde en ufak yapmış olduğu bir hata neticesinde hemen muhtarımız maalesef ki mahkemeye sevk ediliyor. Orada yargılanması devam ediyor. Bununla alakalı işte para cezası da vesaire yiyen muhtarlarımız var. Biz bu anlamda hani baktığımız zaman madem ki hükümetimizin, devletimizin çalışanıyız muhtarlar olarak 657'ye tabiiz. Ama diğer boyutuna baktığımız zaman özlük yani, hakları özlük haklarımızın olmaması. Bugüne kadar keşke ki bizden önceki muhtarlarımız, büyüklerimiz bu işin farkındalığını bilmiş olsaydı, bu camia için bir şeyler yapma gayreti içerisinde olmuş olsalardı, inanın bana bugünkü bizim elde etmiş olduğumuz o birlik ve beraberliği kendileri de o zaman da yapmış olsaydı bugün çok daha iyi durumda olacaktı muhtarlık müessesemiz. Evet, şimdi muhtarlara siz devletin bir çalışanı gibi görünüyorsunuz bir anlamda. Evet. Fakat bir anlamda çalışanı gibi görünmüyorsunuz. Değil, kendi özlük haklarımıza. Evet, yani muhtarlara karşı bir suç işlendiği zaman devlete karşı işlenmiş gibi görünmüyor şu an. Maalesef. Suç. Maalesef. Ama muhtar bir suç işlemiş olduğu işlediyse devletin işçisi gibi görünmüş tabii oluyor. Tabii ki hemen yani, yasal hukuk içerisinde muhtarımız yargılanmaya başlıyor. Evet, burada bir anlamsızlık var zaten. Bu anlamsızlığın bir şekilde de kalkması lazım. Size farklı ödenek hiçbir yerden gelmiyor. Tüm gelmiyor. Ödenekleri de sizler karşılıyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Muhtarlara il genel meclislerinde veyahut da yerel meclislerde görevlendirme verilmesini ister misin? Böyle bir şey olması gerekiyor. Tabii ki sonuçta yerel meclisimiz hani muhtarlarımızla beraber çalışma içerisinde olması gereken meclisimiz değil mi? Evet. Büyükşehir olsun ve ilçeler olsun. Yani bu yıl daha yeni büyükşehir olduk. Bunun öncesinde de ilçe belediyesiyken tabii ki böyle bir şey yoktu. Ama madem ki meclisteki alınan kararlar nedir? Mahallelerimizle alakalı, vatandaşlarımızla alakalı sorunlar değil mi? Evet. Tabii ki orada hani muhtarımızın da bulunması gerekir. Örnek veya muhtar arkadaşlarımızdan bir tane temsilcinin olması gerekir. Bunlar olması gerekirken maalesef ki günümüzün şartlarında yok. Yani bir anlamda kentsel gelişimlerde muhtarların rolü olması gerekirken kentsel gelişimlerde muhtarların rolü bir yere kadar oluyor. Tabii ki bir yere kadar olmasının sebebi şudur. İşte ilk hani o kentsel dönüşümdeki yapılacak çalışmalar, işte vatandaşı ikna anlamındaki işte anlatma anlamındaki noktalarda tabii ki muhtarımız diyorlar ki olması gerek. İşte muhtarımız da burada çok güzel şeyler olacak vesaire şunlar bunlar olacak. Daha sonrasına baktığımız zaman muhtarımızdan eser yok. En çok sıkıntıları seçim dönemlerde mi yaşıyorsunuz? Birden aklıma geldi benim. Sorayım dedim. Ya seçim en çok sıkıntı. Yani seçim tabii öncesinde tamam deyip de seçim sonrasında geride duranlar veyahut da o tip vaatleri yerine getirmeyenler veyahut da muhtarı görmeyenler oluyor mu? Tabii ki. Yani hem muhtarımızı görmeme anlamında tabii ki vatandaşımız da aynı şekilde Sayın Önen. Seçim vakti hani mahalle sakinlerimiz ve yani o tür toplantılarda bulunduğumuz yerlerdeki halkımız, insanımız diyor ki ya diyor işte yine diyor siyasetçimiz geldi diyor seçim vakti diyor. Bize diyor propagandasını yaptı diyor. Bizim diyor notları diyor not aldılar. Bir dahaki seçime kadar kimseyi görmüyoruz. Tabii ki bunun bu şekilde mi olması gerekiyor? Yok. Yani bunun bu şekilde olmaması gerekiyor. Nasıl muhtarımız 7 gün 24 saat halkıyla iç içeyse, halkıyla beraberse, vatandaşı ve mahalle sakini muhtarımıza 7 gün 24 saat ulaşabiliyorsa, biz de isteriz ki halkımızla, muhtarımızla kendi bölgesindeki siyasetçiye ulaşsın. Ama bunun tersi olduğu zaman da maalesef ki işte Hatay'da, Hatay ilimizde
bizim gönlümüzden geçen, örneğin ise hemen yakındaki illerden gösterebilirim, söyleyebilirim. Bir Kahramanmaraş, bir Gaziantep'e baktığımız zaman, bir Trabzon'a baktığımız, bir Malatya'ya baktığımız zaman, inanın oradaki siyasetçiler söz konusu kendi illeri, kendi memleketleri olduğu zaman hep beraberce el ele verip, kendi memleketindeki insanlara ne tür katkı, ne tür fayda, ne tür hizmet sağlayabiliriz diye inanın bana hep beraberce el ele vermekteler. Tabii ki siyasetini mecliste yapsınlar. Biz de takdirle izleriz. Ama bizim gönlümüzden geçen bir Hataylı olarak, bir Hatay evladı olarak Hatay'ım için gereken hizmetlerin yapılması noktasında kendi bölgemdeki çok kıymetli, çok değerli 10 tane milletvekilimin el ele beraberce olup kendi Hatay'ımıza gereken hizmetlerin gelmesini talep ederiz Sayın Önen. Şeyin vatandaşın sorunlarını direkt ilk ağızdan alabilecek her bir anlamda da. Hatta daha başka sorunlar var mı diye de araştırılacak yerdir muhtarlıklar bir anlamda. Tabii ki. Şimdi yerel yönetimlerin tarihine şöyle bir baktığımız zaman muhtarlık her zaman vardır. Ama 1829 yılından beri var. Var. Ama muhtarların günü daha geçen yıl kutlandı. Muhtarlara bir gün evet. Daha yeni verildi. Geçen yıl da kutlandı. Doğrudur. Bu sizin yine talebinizle olmuştu değil mi? Bizim tabii ki ama konfederasyon başkanımız sağ olsun. Muhtarlar evet. Derneği'nin yani bir oluşumun. Tabii ki yani ildeki derneğin federasyon ve konfederasyon. Birisi düşünmedi sonuçta. Yani bunu ya muhtarların günü yok falan demedi siz talep ettiniz. Maalesef ki tabii ki hani dediğim gibi buradaki işte bölgedeki ilimizin yani bu başarı hepimizindir. Bölgedeki il derneğimizin, federasyonumuzun ve konfederasyonumuzun. Sağ olsun konfederasyon genel başkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Muhtarlar Günü adı altında bir talepte bulunmuştu. Hatta ki ilk muhtarlık seçimini 1829 yılında yapılmış, 1829, 19 Ekim tarihinde yapılmış. Evet. Ona istinaden de 19 Ekim olarak talep etmişti. Cumhurbaşkanı sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da bu talebi geri çevirmedi. Dedi ki bir şartla dedi 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak dedi veririz dedi ama dedi tatil dedi hakkınız yok. Dedi ki konfederasyon başkanımıza dedi kabulüz dedi efendim dedi. O şekilde işte 2015-19 Ekim ilk muhtarlar günü kutlamış olduk. Tabii ki bunun anlamı bizim için hani kendi günümüz, muhtarlar günümüz bizler için önemliydi. Gittik Anıtkabir'de de çelengimizi koyduk Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda. Tüm Türkiye'deki konfederasyon başkanımızın talebi üzerine. Böyle güzel bir anımız oldu, güzel bir etkinliğimiz oldu. Tabii ki bu yıl Allah kısmet ederse 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü Hatay'da kutlamayı düşünüyoruz. Güzel bir organizasyonla tüm muhtarlarımızla beraber inşallah kutlayacağız. En azından tüzel kişilik gelmemiş olsa bir resmi kişilik gelmiş oldu. Yani değil kuruma mi? Bir resmi yani kişilik bir gelmiş oldu. Bir şekilde başlamış olduk yani Sayın Önen. Az önceki yarım kalmıştı Sayın Numan Kurtulmuş'a vermiş olduğumuz, Sayın Genel Başkanımızın vermiş olduğu dosyada özellikle muhtarlarımızın hep sorusuyla karşılaşıyoruz. İşte silah ruhsatları. Muhtarımız seçildiği zaman silah ruhsatı almayı hak ediyor. Muhtarlığı bıraktığı zaman da otomatikmen silah ruhsatı kaldırılıyor. Tabii ki vergisini ödediği müddetçe sıkıntı olmuyor. Ama bizim talebimiz muhtarımız nasıl bir milletvekili gibi seçiliyorsa, milletvekilimiz seçildikten sonra o seçilmiş olmanın haklarının yaşadığı müddet boyunca faydalanıyorsa bizim de talebimiz muhtarımızın bu şekilde bu haktan yararlanmasıdır. Görev veriliyorsa yetki de verirsin. Değil mi? Ağzınıza yani, sağlık. Olması gereken bu bir anlamda. Şimdi ben ufak bir oranın altını çizmek istiyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü ama orada tatil yok. Evet. Zaten 19 Ekim Muhtarlar Günü olduğunda Muhtarlar Günü kutlamak için muhtarlığa gideceğiz. Yani sizin tatil yapma şansınız hiç yok zaten o anda. Bekleriz. Evet. Şimdi program sonuna gelirken hatırlatmamı yapmadan önce bir konferans var. Yani bir katılım, bir yemek, aynı zamanda da burada farklı bir etkinliğiniz var sizin. Evet. Hatay Muhtarlar Derneği'nin yıl dönümünü kutlayacaksınız bunda. Burada ve Konfederasyon Genel Başkanı da gelecek. Ve burada sadece muhtarlar ağırlanmayacak. Kentte birçok kişi ağırlanacak. Şimdi onları sizden duymak istiyorum. Evet. Bugünün önemi ve oradaki etkinliğin amacı. Öncelikle bu davetimizi çok kıymetli muhtarlarımıza iletme adına
Sizler aracı olduğunuzdan dolayı sizler ben çok teşekkür etmek istiyorum. 2 Şubat 2012 Hatay Muhtarlar Derneği'nin kuruluş tarihidir. Evet. Çok kıymetli yönetimimizle beraber yapmış olduğumuz 2 Şubat öncesindeki toplantıda dedi ki hani kuruluş yıl dönümüne istinaden muhtarlarımızla beraber hani bir beraber olmak adı altında bir yemek düzenleyelim. Tabii hani 2 Şubat'ta havalar biraz soğuk iken dedik hani bir 10-15 gün yine Şubat ayı içerisinde yaparız. Hem havalarımız Hatay'da havalarımız daha da böyle güzelleşmiş oldu. Şu anda şükürler olsun iyi durumda havalarımız. 21 Şubat'a karar kılmıştık. 21 Şubat'ta saat 19'da. Zaten kıymetli muhtarlarımıza yer ve nerede olacağını toplu mesajla da bildirmiştik. Çoğu muhtarımızla yaptığımız toplantılarda anlattık. Çok güzel bir tesiste, dört dörtlük yani Hatay'ımıza yakışır bir tesis var. Orada olmasını talep ettik. Hem tesisin tanıtımı hem bilmemiz açısından güzel bir yer oldu inşallah. Tabii ki bu toplantıya, bu gecemize şehrimizin dinamiklerini davet ettik. Sayın Valimizi, Sayın Rektörümüzü, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı. Kısmetse katılacaklar. Tabii ki bununla beraber Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanımızı da davet ettik. Bu saatlerde şu anda memleketimize gelmiş olacaktır. Buradan çıktıktan sonra da karşılayacağız inşallah. Muhtarlarımız ve çok kıymetli dedi ki eşler hani bu işin asıl cefasını çeken eşlerimiz hanımefendileri de beraber hani güzel bir akşam, güzel bir ortam olması neticesinde böyle bir organizasyon yaptık. Pazar akşamı 21 Şubat'ta pazar akşamı inşallah tüm muhtarlarımızı ve çok kıymetli eşleri, hanımefendileri bu güzel gecemize bekliyoruz. Tabii ki sizler de Sayın Önen. Teşekkür ederim. Tabii ki geleceğiz biz oraya. Biz aynı zamanda oraya gelip Konfederasyon Genel Başkanı'ndan bilgileri de alacağız. Yani muhtarların Türkiye genelindeki çalışmalarını ve Türkiye genelindeki çalışmalar içerisindeki sorunlarını da kendisinden alacağız. Tabii bir yandan da o bilgilendirme toplantısı gibi olacak o katılımın nedeninde. Evet. Muhtarlar da en azından kendileri hakkındaki birçok gerçeği de bilmiş kesinlikle olacak. Kesinlikle Sayın Önü. Vatandaşlar da artık muhtarları daha yeni yeni sizin sayenizde tanıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani sizin sayenizde tanıyorlar. Evet 22 Şubat'tı ama 21 Şubat'a ertelendi. Havalar o zaman soğuktu. Yani soğukluktan dolayı üşümeyelim diye yapmadılar. O dönemleri bildiğimiz için. O dönemlerde hava soğuk olduğu için vatandaşın sorunları vardı. Onlarla ilgilendiği için bunları yapamadılar. Lütfen aklınıza başka bir şey gelmesin. O dönemleri bildiğim için. Evet. Sayın Gülcü ile konuştuk. Cuma günü Konfederasyon Genel Başkanı ile burada olacağız. Bir konukta Türkiye genelindeki muhtarların sorunlarını konuşacağız. Özlük haklarını konuşacağız. Ve direkt olarak merkezden neler istediklerini, neler yapılması gerektiğini ve muhtarların Türkiye içerisindeki konumunu kendisinden alacağız. Ben Sayın Gülcü'ye bugünkü programa katıldığı için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben de sizlere HRT Akdeniz Televizyonu olarak en üst kademesinden en alt kademesindeki görev yapan tüm arkadaşlarımıza muhtarlarımızın sesi olduğunuzdan dolayı, muhtarlarımızın dert ortağı olduğunuzdan dolayı her zaman için sizlere tüm Hatay'daki muhtarlarım adına teşekkür ediyorum Sayın Önen. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Bir konukta konumuz muhtarlardı ve konuğumuz ise hem kent içerisindeki çalışmalarında hem de Türkiye genelindeki çalışmalarında adından söz ettiren Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı, aynı zamanda Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Gülcü'ydü. Bir dahaki bir konukta görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.